İyi hafta sonları diliyoruz Yolun Başındayken programından. Herkese merhaba. Yolun başındaki üniversite adayları için her gün 7 gün boyunca Habertürk ekranlarından sizlere sesleniyoruz. Bugün konuğum Okan Üniversitesi'nden. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bekir Okan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Güzel haberleriniz var. Miami'de Okan International University'yi açtınız. Evet. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ederiz. O gerçekten önemli. Türkiye açısından da önemli. Yani dünyada biliyorsunuz Amerika eğitimde en ileri bir ülke. Yıllık gelirleri yabancı öğrencilerden 20 milyar dolar. Bir Türk üniversitesinde orada biz 3 yıldır uğraşıyorduk. Oranın kanunlarına göre, Amerikan kanunlarına göre Okan International'ı kurmak bize gurur verdi. Şimdi ama soru işaretlerim var benim. Şimdi burayı kurduk. Burası kime ne fayda sağlayacak? Buradaki öğrencinizin gidip dil okuyabileceği, hazırlık sınıfını okuyabileceği gibi mi? Yoksa lisans eğitimi veren, Amerika'daki herhangi bir üniversiteden farkı olmayan bir üniversite yapısı mı? Şimdi şöyle, tamamen Amerikan kanunlarına göre kurulmuş bir Amerikan üniversitesi. Hı hı. Tabii bunun hem bizim Okan Üniversitesi'nde hem de Türk öğrencilerine şöyle bir faydası olacak. Bizde hazırlık okuyan bir öğrenci ek bir ücret ödemeden Miami'de Okan International'da bir yıl hazırlık okuyacak ve İngilizceyi tam olarak öğrenmiş olacak. Hı hı. Bu birinci avantaj. İkincisi, yine Okan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci iki yılda orada okuyaraktan çift diploma almış olacak. Yani bir Türk diploması, bir de Amerikan diploması. Diğer taraftan bu hedef kitlesi bütün dünya. Mesela Türkiye'den de öğrenci alabilecek misiniz? Tabii Türkiye'den de, Afrika'dan da, Çin'den de, Orta Doğu'dan da, Asya'dan da, nasıl Güney Amerika'dan da. Nasıl başvuracak öğrenci? İşte normal bir üniversite, Amerikan Üniversitesi'ne çünkü nasıl... Çünkü YÖK şöyle bir şey getirdi ya, Şubat ayında mıydı bir karar açıkladı. Hani dedi ki burada sınava girip, işte atıyorum psikoloji bölümü ise psikoloji puanını kazanıyor olması gerekiyor ki gidip oradaki bir üniversitede hani denklik olabilmesi o için. O tıp alanında oldu. Tıp alanında oldu. O tıp dışında, yurt dışında tanınır olmak önemli. Akreditasyon oluyor zaten. Tamamen Amerika'daki herhangi bir üniversite gibi. Bütün o haklara sahip. Yani, Amerika'dan da bir öğrenci gelebilir. İlla Amerika'dan Türkler da gelecek, diye Güney Amerika'dan da gelecek. Ama ilk etapta bizim üniversitemiz açısından, Okan Üniversitesi açısından şu yararı var. Hazırlıktaki bir okuyan öğrenci gidip orada ek bir ücret ödemeden okuyabiliyor. Bu çok önemli. Hı hı, hı. Çünkü Türkiye'de İngilizce eğitimi maalesef çok zor. Evet. Amerika'da da işiniz zormuş. 5000 üzerinde üniversite var. Oradan var dünyadan işte öğrenci gelsin deyince kim bilir neler yapmanız gerekecek. Tabii biz de yavaş yavaş. Burada da biliyorsunuz biz ilk açıldığımızda 85 öğrencimiz vardı. Şimdi 18 bin öğrencimiz var. Oldu mu o kadar? 18 bin öğrenci. Bu yıl inşallah 20 bin öğrenci oluruz yani. Şimdi hep diyorsunuz iş yaşamına yakın olmak. Biz bunu çok önemsiyoruz diye. Mezunlar nerelerde acaba? İş yaşamına ne kadar yakınlar? Şimdi onları iş, da bir iş adamı olarak takip ediyor musunuz? Takip ediyoruz. Bizim öğrencilerin %90'ı yaklaşık ya kendi işini kuruyor. Bizde girişimcilik dersi var ya. Hı hı. Veya da bir önemli şirketlerde çalışıyorlar. Onlarla da yakın irtibatlıyız. Mezunlar Derneği ile kariyer merkezimiz onlarla yakın irtibatlı. Hı hı. Öğrencilerimiz, çünkü bizim programımız diğer üniversitelerden biraz farklı. Örneğin iş yaşamına hazırlık programı var. Kariyer şeyinde merkezinin düzenlediği. İnsan kaynakları uzmanları gelip işte işte neler dikkat edilir. Sonra birçok şirketlerle, ben de aynı zamanda iş adamı sanayici olduğum için, evet, işbirliği anlaşmalarımız var. İşte TÜSİAD üyesi olduğum için TÜSİAD üyeleriyle, Turizm Yatırımlar Derneği ile, Müteahhitler Birliği ile, Odalar Birliği ile ve dolayısıyla daha öğrenciyken biz şirketlerle buluşturuyoruz. İş yaşamına hazırlık programıyla. Önemli midir sizce bu? Yani bir üniversite öğrencisine iş bulmak durumunda mıdır? Öyle ama bir görevi, rolü var mıdır? Türkiye'de daha okuldayken onlarla tanıştırırsanız o şirketlerin dişine geliyor. Çünkü biz hem masanın o tarafında olduk hem bu tarafında. Onların da istihdama ihtiyacı var. Yani şirket var. Kültürünü kazanmış oluyor. Hı hı. Hem okurken gidiyor orada çalışıyor ve de mezun olduğunda da işi garanti oluyor. TÜBİTAK olsun, İstanbul Kalkınma Ajansı, işte Devlet Planlama Teşkilatı'nı. O öğrencilerimiz
Orada da çalışıyorlar. İşte o Ar-Ge bölümümüz biliyorsunuz Türkiye'de ilk kez sürücüsüz araç yaptı. Şimdi Türkiye'de üniversite sanayi işbirliği olmazsa Türkiye zaten açıklandı ya 23 hedefleri. Ona ulaşması mümkün değil. Yani Ar-Ge bölümleri üniversitelerin iyi çalışacak, yeni buluşlar yapacak. Yoksa sadece çimento sat 70, 1 tonu 70 dolar. İşte demir satmakla Türkiye o hedeflere ulaşamaz. Üniversitelerin Ar-Ge bölümleri iyi çalışacak, buluşlar yapacak. Yükte hafif, parası yüksek pahalı ürünler üretecek. Şimdi 2023 hedefi demişken o hedeflere baktığımızda işte hangi alanlarda yatırım olacak, hangi alanlarda daha çok istihdama ihtiyaç olacak. Mesela sağlık çok dikkat çekiyor bu hedeflerden. Hani Türkiye'nin yetişmiş tıpçısı, hemşiresi ve bu sene kılavuzda da görecekler. Hem ön lisans programlarında hem lisansta sağlık programlarında da bir artış var. Siz de bu alana bir döndünüz sanki. Yani Okan Üniversitesi bir sağlığa belki ezelden beri vardı ama yoğunlaştınız diyeyim. Doğru mu algılıyoruz? Çok doğru. Şimdi bizim daha önceden Sağlık Bilimleri Fakültesi vardı. İşte beslenme bölümü, fizyoterapi bölümü gibi bölümler içeren. Sağlık Meslek Yüksekokulumuz vardı 2 yıllık. Geçen yılda Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerine öğrenci aldık. Ve de Mecidiyeköy'de bir diş hastanesini yaptık. Şimdi de Tuzla'da yine bir Okan Üniversitesi araştırma hastanesi yapıyoruz. 260 yataklı. Dediğiniz doğru. Biz dünyada gelişmeler nedir? Öğrencilerimiz mezun olduğunda sadece Türkiye'de değil dünyada iş bulabilmesi için sağlık sektörüne ciddi bir ağırlık verdik. Eğitim anlamında da mesela üniversite içerisinde hastanesi vesairesi bununla ilgili işte üniversite olacak? Hastanesi olacak zaten bu. Yani o öğrencilerin hem orada uygulamaları bulması lazım hem de çevreye ciddi bir modern bir hastane kazandırmış olacağız. Eğitim de orada mı veriliyor? Tabii orada verilecek. Tuzla'daki yani 3 yılı Tuzla'da 3 tamam. Yıldan sonra hastanede. Uygulama ağırlıklı olması için olacak. Hastanede olacak. Bizim Tuzla'da da bir sağlık merkezi yaptık. Bir sağlık bilimleri siz görmediniz. Orada çok ciddi laboratuvarlarımız var. Hem diş hekimliğinin hem tıp fakültesinin hem de beslenme ve diğer bölümlerinin sağlık bilimleri fakültesinin. Evet. İşte 5 tane büyük konferans salonlarımız var. Fiziki şartlarımız kampüs olduğu için biz çünkü bir üniversitenin ciddi bir dünya üniversitesi olabilmesi için mutlaka kampüsünün olmasını. Siz onu söylüyorsunuz hep kampüsün içerisinde öğrenci. Ben hep söylüyorum çünkü içinde öğrenci yurtları olacak. Şimdi bizim 1000 kişilik yurdumuz vardı öğrenci yurdumuz. Talep çoğaldı 1500 kişiye çıkartıyoruz bu sene. Yeni sezonda 1500 kişilik yurdumuz olacak. İşte laboratuvarlar olacak, yaşam merkezi. Bizde 8-10 tane restoran var. İşte spor tesisleri, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, işte hocalarımızın çalışma odaları, işte şeyler, konferans salonları. Üniversite öyle olması lazım. Yeşil çimler, siz bir ilkbaharda falan gelin bizim gençler çimlerde yatıyorlar. Siz hiç çimlere yattınız mı gençlerle birlikte? Yatıyoruz tabii onlarla. Bizim öğrencilerle. Öğrencilerle ilişkilerimiz iyi. Şunu merak ediyorum. Şimdi ben öğrenci olsam şu anda hani şimdiki deneyimlerimle diye cümleye başlasanız. Hani arkadaşlar şunları es geçmeyin. Mezun olmadan şunları yapın dediğiniz neler var? Böyle özellikle altını çizdiğiniz yani. Bir şimdi, sizin yerinizde olsam şunları yapardım. Şimdi onu biz girişimcilik dersinde ilk dersi ben veriyorum. Orada da bunlara değiniyorum. Yani bir kez derslerini ihmal etmeyip çalışacaklar. Ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili olacaklar. Sadece işte birbirleriyle mesajlaşma değil de internet sisteminde. İşte Türkiye'nin durumu ne, dünyada nereye gidiyor. Ve girişimci olacaklar. Cesur olacaklar. Ve de aynı zamanda ülkelerini de düşünecekler, ailelerini düşünecekler. Ve de en önemlisi İşte o Happy Life derslerini koymamızın nedeni de o. Happy Life, mutlu yaşam mutlu dersleri. Yaşam. Orada spor var, yüzme var, golf var, tenis var, dans, Latin dansları var. Yani bir hobiler olması lazım. Veya yüzmesi lazım. Çünkü onu bir zorunlu ders olarak sadece bizim üniversitede var. İşte 100 üzerinden 70 puan almayan mezun olamıyor. Çünkü görüyoruz ki üniversite sadece
bilgi üreten kurumlar olmaması lazım. O gençlerin genel kültürünü de geliştiren kurumlar olması gerekir diye düşünüyoruz. Ve de mezun olduklarında, çünkü insan kaynakları bölümü de şirketler buna dikkat ediyor. Soruyor, sen ne hobin var? Onlar biraz farklılık sağlıyor galiba. Ya da bir işe disiplinle bakabiliyor mu? Yani bir sporla ilgilenen kişi disiplinli tabii oluyor. Kesin, ya da kesin. Tutku, hani sanatla ilgili, sanat dalı, belki işte mühendislik eğitimi alıyordur ama bir sanat dalıyla uğraşması onu biraz farklılaştırıyor. Farklılaştırıyor. Kişisel anlamda da kazançları oluyor. Tabii, hem de toplumsal olaylara bakılıyor. Bir takım olma ruhu gelişiyor. O da çok önemli. Peki gelelim burslara. Evet. Yani şimdi tercih dönemine doğru adım adım yaklaşıyoruz. Burslarla ilgili politikanız nedir? 100 öğrencimizin 96'sı burs alıyor. %100 burs var. %50 burslarımız var. %25 burslarımız var. Bazı fakülte ve bölümlerde ilk tercihte %50 burs alıyor. İkinci tercihte %40 burs alıyor. Üçüncü tercihte %30 burs alıyor. Dolayısıyla bunları toplu engelli bursu var, spor bursu var. 100 öğrencinin 96'sı burs alıyor çeşitli oranlarda. Biz çünkü vakıf üniversiteleri, kar amaçlı üniversiteler değiliz. Ya ben şimdi bu ülkede doğdum, bu ülkede büyüdüm, bu ülkede para kazandım. Bu birikim, bir de birikim var, dünya tecrübem var. Yurt dışında yatırımlar yapmışız holding olarak. Şimdi bu birikimleri bu üniversite aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Burada da burslarla şey yapıyoruz, destekliyoruz. Destekliyorsunuz. Evet. Buna öğrencilere tavsiyem bu burslara çok dikkat etmeleri. Şimdi diyorsunuz ki uluslararası yatırımlarımda olduğu Türkiye'de de iş dünyasında yıllardır varlık gösterdim. Evet, çalışmalarınızı biliyoruz. Bekir Okan nasıl karar alır? Buradan neyi çıkaracağım biliyor musunuz? Öğrenci karar alırken hani birine mi danışsın, otursun kağıdı kalemi koysun önüne, yazarak mı notlar alsın, karşılaştırma yapsın, tablo mu yapsın? Daha çok konuşur musunuz? Danıştığınız kişiler mi vardır? Yani bir karar alırken sizin için olmazsa olmazlar nelerdir ve öğrencilere şimdi, nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi yatırım yapacaksanız bir fizibilite olması lazım. Yani ne kadar gider olacak, ne kadar gelir olacak? Ben aslında matematik eğitim aldığım için o yönlerde iyidir. Tabii ki bütün şeylerde danışmanlara, bilgiye ihtiyaç var. Onların fikirleri önemli. Biraz da risk almak gerekir. Yani girişimci olacaksın. Girişimci demek risk alan kişi demektir. Hesabını ama iyi yapacaksın. İşte rekabetçi olman gerekir. Yüksek teknoloji kullanman gerekir. Bunlar hep tecrübelerle bizim şartlara edindiğimiz. Göre yolda belki hedefi değiştirebilmek gerekir mi? O kıvraklık önemli midir? Yani belki koşullar öyle gitmedi. Hemen yeni bir planı devreye sokabilmek. Tabii alternatif şeyler olması lazım. Yollar olması gerekir. Şimdi bunu üniversite adayına uyarlayalım. Ey genç arkadaşım, karar aşamasındasın. Karşında Bekir Okan var. Baksana ne diyor? Evet. Şunu ben söylüyorum. Bir kez üniversiteleri iyi incelesinler. Tamam. İstanbul'da okumak çok büyük avantaj. Çünkü büyük bir metropol, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birisi. Orada sadece bilgi değil, genel kültürü gelişebilir. İşte operası var, devamlı konserlere gidebilir, sinemaya gidebilir. İşte sosyal ve kültürel yönden kendisini geliştirebilir. İstanbul tercih etmelerini tavsiye ederim. Kampüsü olan bir üniversiteyi seçmelerini tavsiye ederim. Bir de bu üniversitenin vizyonu ne? Yani sadece diploma veren bir üniversite mi? Yoksa gerçekten işte iş dünyasına en yakın üniversite. İngilizcenin yanında ikinci dil öğrenme fırsatım var. Ve de üçüncüsü de kadrolarına bakmam lazım. Buranın rektörü, rektör yardımcıları, dekanları, öğretim üyeleri ne kapasitede? Biz mesela bunlara çok dikkat ediyoruz. Seçerken mutlaka piyasa bilgisi olan hocaları almaya çalışıyoruz. Öğrenciden faydası alacağına inanıyorsunuz. Tabii, çünkü piyasadan kopuk olursan sadece teori, araştırma yapabilirsin. Yani. Oysa biz yetiştirdiğimiz öğrencileri tamam araştırma da yapsınlar ama piyasaya kazandırmak istiyoruz. Piyasa bilgisi olan hocalarla bunu yapabilirsiniz. Öyle uygulamalarla yapabilirsiniz. Ya bu noktada galiba üniversiteler de ayrışıyor aslında. Yani ben araştırma üniversitesiyim, bilim üreteceğim diyen bir üniversitenin çok da derdi olmuyor. İş dünyasında iş bulmuş, bulmamış. Zaten ben ona yeteri kadar bilgi sahibi ederim. O bir yolunu bulur ve o diplomasına güvenerek kendi yolunu açar diyor.
Kim üniversite dediğiniz gibi hani teorik tamam bir şekilde biz zaten bunu en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bir gerçeği var, işsiz kalmasın. Bugün baktığınız zaman işsizlik oranına hani %20'ye yakın bir genç işsizlik oranı var. Siz bunu daha fazla dert ediyorsunuz bir iş adamı olarak. Tabii. Hı-hı. Çünkü bir de iş dünyasının ihtiyacı da var yetişmiş insan gücüne. Onu da önemsiyoruz. Hangi alanlarda mesela gençlere öyle seslenecek olsanız biraz tehlikeli, popüler alanlar gibi işaret etmeyelim ama siz içinde bulunduğunuz için soruyorum. Hayır, şimdi mesela bizim yeni açtığımız, biz bir bölüm açarken dünyada ve Türkiye'de geçerli talep olan bölümlere şey yapıyoruz. İşte mesela gastronomi, spor yönetimi, pilotaj, yeni açtığımız bölümleri söylüyorum. Evet. İşte işletme, psikoloji, hukuk, işte tıp, diş hekimliği. Bunlar hep piyasada aranan sağlık sektörünün bütün bölümleri. İşte fizyoterapisinden tutun beslenmeye kadar. Yani karşılığı mezun olduğunda aranan. İşte meslekçi okulunda bir sürü bölümlerimiz var. Sağlık meslekçi okulunda, öbür normal meslekçi okulunda. Aranan elemanlar bölümler aşağı. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bekir Okan bizimle birlikteydi. Yine heyecanlı bir dönemde bir araya geliriz umarım bir daha. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından üniversitelerimizi tanımaya devam edeceğiz. Bir ara ayrılmayın. Yolun başındayken devam ediyor. Yolun başındaki üniversite adayları için üniversitelerimizi yakından tanımaya devam ediyoruz. Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Levent Uysal bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi size şöyle sorularım var. Öncelikle ilk mezununuzu ön lisansta verdiniz ama lisans için henüz vermediniz üniversite olarak değil mi? 2012-2013'te öğretime başlamıştı. Başladık. 2016'da vereceğiz inşallah. Kaç öğrenci oldu yaklaşık? Nasıl 13 bin öğrenci. 13 bin öğrenci. Meslek yüksekokuluna dahil ediyoruz. Nasıl bir öğrenci profili var? Yani şu an baktığımızda kampüs içerisinde böyle hayal ettiğiniz gibi bir ortam var mı? Özellikle Sadabat kampüsümüz organik kampüs diye geçiyor. Türkiye'nin ilk kampüsü ve çok keyifli. Biz hem eğitim veriyoruz hem eğleniyoruz beraber. Organik kampüsü soracağım zaten. Ne o? Organik kampüs kurarken tamamen üretim safhasında doğayla iç içe hiçbir kimyevi madde kullanmadık. Biz bu üçüncü nesil üniversite kavramının altında çok çizmeye başladığınızı görüyoruz Nişantaşı evet. Üniversitesi olarak. Siz üçüncü nesil üniversite diyerek kime ne fayda sağlamak istiyorsunuz? Evet. Aslında üniversite nasıl doğdu ona bakmak gerekiyor. Eflatun'la Aristo bilgilerini aktarmak için bilgi aktarım platformları kuruyordu dostlarıyla, arkadaşlarıyla. Bir şeyler anlatıyorlardı. Hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir geriye dönüş istemeden. Sonra bu iş gerçekten keyifli olmaya başlayınca bunu mesleğe nasıl dönüştürürüz diye düşündü ondan sonraki nesil. Aristo'nun ve Eflatun'un kuruna biz birinci nesil üniversite diyoruz. İkinci nesil üniversite dediler ki ya bunu bir mesleki alanda nasıl geliştirebiliriz? Bunu nasıl sertifika programlarına dönüştürebiliriz diye düşünüldü. Ve bir kampüs kurdular. İnsanları kampüslere davet ettiler. Hı hı. Şu anda yapılıyor. Evet. Buna da ikinci nesil üniversite diyoruz. Kampüsün içerisinde bilgi aktarımı sağlanıyor. Bunun sonunda sertifikalar veriliyor. Bu sertifikalar sonucunda ekonomiler yaratılıyor. Hı hı. Biz dedik ya biz neden çağıracağımıza biz gidelim artık. Çünkü teknoloji çağındayız, internet çağındayız. Ürettiğimiz bunu düşünerek, bilgiyi biz ulaştırmaya bilgiyi, çalışalım. Birikimimizi Ar-Ge ile geliştirerek. Sosyal sorumlulukla yapılan bir çalışmayı. Kesinlikle. Ar-Ge ile geliştirerek toplumumuza ne fayda sağlarız? Toplumumuz bunu nasıl kullanır? Hı. En önemli şey bu. Aktardıktan sonra kullanımı sağlamak. Aslında inovasyon yapıyoruz. Hı. Ama inovasyonu aktardığımız kişilerin yapmasını sağlıyoruz üniversite olarak. Bunun da adına 3. nesil üniversite dedik. Dediniz sonra ne yaptınız? Yani mesela bulunduğu bölgeyle çok etkileşim içindedir tabii. Ya bulunduğu coğrafya, şehre farklı bir şehirdeyse şehirle bütünleşir üniversiteye ona bir şey katar ona bir şey. Yani çünkü sahiplenmekten geçiyor iş. Önce biz toplumumuzu sahiplendik onlara bir fayda sağlamaya odakladık kendimizi. Onlar da bizi semtimiz, ilçemiz, ilimiz, ülkemiz ve dünyamız. Zaten faydayı bu şekilde yayarsanız kalıcı oluyor. Öncelikle çocuklarımızla, gençlerimizle birkaç tane ürün yapılandırdık. Mesela önümüzdeki hafta çıkacak
Cepte tercih diye bir şey yarattı bizim mühendislik fakültemiz. Hı hı. Bunun anonsu yapılacak. Siz cep telefonunuzda istediğiniz üniversiteyi, hangi bölümünü söylüyorsunuz, o size bütün detaylarını veriyor ve oradan üniversiteye online olarak bağlanabiliyorsunuz. Hı. Bunu bizim çocuklarımız geliştirdi sayın hocalarımızın liderliğinde. Hı hı. Bu ne demek? Toplum kullanıyor, hı, işine yarıyor. Bunun, hı, sonunda bir fayda sağlıyoruz. Yaptığımız her hareketin biz topluma nasıl fayda sağlayacağıyla ilgili çıktılarını görmek istiyoruz. Evet. Şimdi çıkış noktanız meslek yüksekokulundan üniversiteye geçerken de o yüzden mesleki eğitim odaklı bir yaklaşımla. Ben mesela şu dikkatimi çekiyor. Diyorsunuz ki işte biz sanayinin liderleriyle bir araya geliyoruz. Eğitim müfredatımızın içine de onları katıyoruz. Ve %30 teorik, %70 pratik yapıyoruz. Şimdi üniversiteye baktığımız zaman zaten mezun olduğu zaman pratiği bir hayli yapacak zamanı da olacak. Siz şunu mu diyorsunuz, yani mezun olmadan o işi yapabiliyor hale gelmesini önemsiyoruz mu diyorsunuz? Bakın, oryantasyon dönemini, hı, mezunumuzun ve işe alacak firmanın okurken geçirmesini sağlıyoruz. Yani biz bir iş tecrübesi verebiliriz. İş garantisi veremeyiz üniversitelerde. Hı hı. Biz bir program açacağız. Diyelim ki moda bölümü. Evet. Programını açacağız. Biz oradaki paydaşlarımızla oturuyoruz. Diyoruz ki bu arkadaşımız bizden mezun olması durumunda sen nasıl işe alırsın? Ona göre bir müfredat oluşturuluyor. Ona göre staj yapılanması oluşturuluyor. Ona göre part time işler verilerek çocuğun iş gelişmesi sağlanıyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim. İki tane CV var elinizde. Evet. Bir tanesinde 3 yıldan beri sizde çalışan Ali var. Hmm. Tanıyorsunuz, formanızı giymiş, iyidir, kötü huylarını biliyorsunuz, iş disiplinini biliyorsunuz. Bir tanesini hiç tanımıyorsunuz, Veli var. Hangisini işe alırsınız? Özelliklerine bakarım. İkisi de birebir aynıysa, evet, tanıdığa yönelirsiniz diyorsunuz. O yüzden iş dünyasında tanışsınlar. Tanıdıktan ziyade sizinle çalışıp iş disiplinini bilenle doğru orantıda, hmm, ilerlersiniz. Hmm. Çünkü bir işe aldığınıza da bir yatırım yapıyorsunuz. Tabii bir zaman yaşatıyorsunuz. Onun için ergonomiyi iyi kullanmak ve verimliliği artırmak için o oryantasyon süresini biz çalıştırarak, okurken çalışmalarını sağlayarak edinmelerini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Biz sonuçta üniversite olarak sadece tavsiye edebiliriz, hı hı, tanıştırabiliriz. Hı hı. Girerken anahtarını verebiliriz öğrencilerimizin, mezunlarımızın. Bununla başka ilgili bir şey yapamayız. Kariyer merkezinizde var mı okulda? Hani tabii mezun ki, olduktan tabii sonra da ne yaptığını takip biz etmek için. Biz bu üniversiteyi, bu meslek yüksekokulunu ilk kurduğumuzda ilk yaptığımız iş İK atölyesi kurduk. İK atölyesi. Evet. Evet, insan kaynakları departmanı gibi bir, evet, yapılanma mı? Bir insan kaynakları departmanımız var ama biz öğrencilerimizin çalışma ihtiyaçları durumunda bütün sektörle tanışmasını sağlayan insan kaynakları atölyesini kurduk orada. Hı hı hı. Burası bütün sektörü tarar. Bütün sektörden ihtiyaç listeleri gelir. Öğrencilerimize aktarırlar. Şu firmada şöyle bir insan kaynağına ihtiyaç var. Tanışmak ister misin? Görüşmek ister misin? Bu organizasyonu yapıyoruz. Yani üniversite o kadar kendine güvenli ve donanımlı bir öğrenci yetiştirmeli ki sonra sahada mezunlar aranır olmalı, değil mi? Gene de burada işin iş altında tecrübesi yakalayacak. Hani cuma günü mezun ama pazartesi günü, hmm, hiçbir şeyden bilgisi olmayan, sektörü hiç tanımayan bir insanın o sektöre adapte olması zor olduğundan dolayı böyle bir strateji belirledik efendim. Sektöre hazır, evet, diyorsunuz. Birlikte hazırlıyoruz. Evet, bir de bu hani sektöre göre müfredat belirliyoruz dediniz, bir araya geliyoruz. Yani derslerde de biz geldiğimiz zaman sizin üniversitenize eğitime ağırlıklı sektörden hocalar mı karşımıza çıkacak? Bu ne kadar eğitimin içine yansıyor bu bakış açısı? Meslek yüksek okulu tarafına, evet, işte 30'a 70 dediğimiz oran o. Biz erbabından öğretmeyi, hani çırak usta ilişkisini de sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir step sonra mesela gastronomi bölümümüzden, hı hı, mezun olan öğrencimiz iyi bir eksekutif şeften bu desteği almışsa okurken direkt herhangi bir 5 yıldızlı otelde ya da iyi bir restoranda çok iyi bir kariyer planlaması yapabiliyor. Biz biraz daha el vererek öğretmeye çalıştırıyoruz. Tabii ki sayın hocalarımızın, profesörlerimizin işin teori tarafındaki, iki işin mantık geliştirme tarafındaki know-how'larına çok ihtiyacımız var. Bir moda öğrencimizi düşünün. Öğrencimiz eğer bu kumaştan gömlek dikildiğini görmezse, dokunarak hissetmezse hangi kumaştan ne dikecek? Bunu bu işi yapan insanlarla meç ederek ilerletmeye çalışıyoruz, hı, tamamen. Bir know-how aktarımı yapıyoruz aslında.
Evet, şimdi hep iş dedik, hazırlık dedik, mezuniyet dedik, bir de şimdi geçecek öğrencilik yılları var. Bilmiyorum sizin kendi öğrenciliğiniz nasıl geçti ama kampüs içerisinde öğrencinin aslında temas halinde olduğu şeyler onları hayata da hazırlıyor. Yani sadece eğitimle hazırlanmıyor, o sosyalleştiği ortamlarda da hazırlanıyor. Bunları önemsiyor musunuz ve ne derece birinci önceliğimiz, çünkü biz üniversiteyi bir network merkezi olarak görüyoruz. Hem iş hayatına hem kişisel hayatınıza, dostluklarınızı üniversitelerde yapıyorsunuz. Üniversitemizde 40'a yakın kulübümüz var. Kulüplerle yönetiyoruz. Kulüp başkanlarımız ve şöyle bir iddiamız var. %50 üyeden aşağı olan kulübü kapatıyoruz. Onun için kulüp başkanı sürekli aksiyon almak zorunda. Sürekli inventler yapmak zorunda. O sorumluluğu yüklüyoruz kulüplerimize. Ve 220 invent yapıldı üniversitede. Bu çok önemli etkinlik. Bu çok önemli ve çocuklarımız, gençlerimiz bunları yaptılar. Tamamen sorumluluklar onlarda. Bütçe harcamasından kimi nasıl getireceğini, nasıl bir fayda sağlayacağını onlar belirlediler. Bu şekilde ilerliyoruz. Tamamen biz öğrenci konseyimizle yönetmeye çalışıyoruz üniversitemizi. Yani şu anda bir kulübe üye olacak olsanız, öğrenci olsanız nasıl bir kulüp seçerdiniz kendinize? Ben ahçılık kulübünü seçerdim. İlginiz var. Evet, ben gençliğimde de ahçı olmayı planlıyordum ama o dönem bu kadar popüler değildi. Bu kadar kaliteli eğitim verecek kurumlar yoktu. Onun için işletmeyi tercih ettim. Ama okuduktan sonra turizm master'ı yaptım. 5 yıldızlı bir otelde de uzun süre çalıştım. Daha sonra eğitime yönelmenizde babanızın da payı var mı? Kendisi de bir eğitimci. Evet, bu Çukurova zaten Üniversitesi'nin kurucularından. Evet, babamın vasiyetiydi. Biz normalde bir okul babamızın adına yapacaktık ama o dönemki YÖK başkanımızla tanıştığımızda bir meslek yüksek okulunun daha fayda sağlayacağını söyledi. Biz o doğrultuda, onun çizmiş olduğu yolda ilerledik. Meslek yüksek okulundan sonra zaten üniversiteye geçtik. Kardeşimle birlikte çıktık bu yola. Ailemizle birlikte bütün bu vakıf işlerini yapıyoruz. Ve elimizden geldiğince gönlümüzün bütün heyecanıyla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Nasıl mezunlar vermeyi hayal ediyorsunuz? Yani ileriye dönüp bakıp şunları yaptık, çok mutluyum, huzurluyum, iyi ki bu yola çıkmışız, size ne dedirtecek? Evet. Öncelikle diplomasıyla barışık olmalı. Bizde almış olduğu eğitimi hayat boyu sürdürmeli ve kaliteli yaşamla doğru orantıda kendini geliştirmeli. İyi ki Nişantaşı'nda okumuşum dedirtmek isteriz her zaman. Nişantaşılıyım dedirtmesini isteriz arkadaşlarımızın. Evet, şimdi bir yandan da baktığınız zaman tam tercih döneminde çok fazla da üniversite sayısında da artış var. Kafalarda bir aylık karışık, herkesin herkesle ilgili planı var. Öğretmeniniz, rehber öğretmeniniz sizle ilgili ayrı bir hayal kuruyor. Aileniz sizle ilgili ayrı bir hayal kuruyor. Seçim arifesinde olan şu an adaylara neler söylemek istersiniz? Şimdi öğrencilerimiz önce mesleklerini seçtiler diye düşünüyorum. Diyelim ki hukuk bölümünü seçti. Moda bölümünü seçti. Önce o sektörde çalışan kişilerle görüşmeli. Gerçekten bu sektörde ben mutlu olabilir miyim? Neler yaşayacağım? Artıları, eksileri bir fayda analizi çıkartmalı. Belirlediği okulu ziyaret etmeli mutlaka. Rektörüyle görüşmeli. Oradaki okuyan öğrencilerle görüşmeli. Yani çünkü geleceğinin yatırımını yapıyor. Çünkü orada 5 yılı geçecek. Yanlış tercih yaparsa yeniden girecek, yeniden hazırlanacak, belki istediği puanları alamayacak şu anki sisteme göre konuşuyorum. Bunları iyi bilmeli. Bu onun en iyi şansı, süre de var ve çok açık olmalı, açık açık sormalı her şeyi. Ben mezun olduktan sonra bana nasıl bir destek vereceksiniz demeli. Buradaki mezun kulüpleri ne iş yapar demeli. Yani aklındaki bütün soruyu en üstten en alta kadar sorarak sıralayıp karar bu soruları vermeli. Yanıt aramalı. Kesinlikle. Ve öncelikle velisiyle birlikte gerekiyorsa gitmeli. Çünkü bu bir üçlü oyun. Veli, öğrenci ve okul. Bu üçü iyi oynarsa, senkronize olursa doğru mezunlar yetiştirebiliriz. Doğru diyaloglar kurabiliriz. Bir fayda sağlamış oluruz insanlığa. Bu her şeyden değerli efendim. Mezununu nasıl destekliyor sorusunu sorsun kendinize dediniz. Kesinlikle. Nasıl destekler? Sadece iş değil herhalde, değil mi? O galiba iyi ki diye cümleye başlatmak için, o ekolün yaratabilmek için aidiyeti, bağlılığı, işte bir araya gelmeleri ya da eski deneyimi olan mezunların yenileri abilik, ablalık yapması gibi farklı sistemler var. Hem dünyada hem Türkiye'de dünyanın örneklerini gördüğümüz. Dünyanın en büyük arama motorunun sahibi üniversite bitirmemiş ama
üniversitede okurken arkadaşının babasının bulmuş olduğu yatırımcı sayesinde şu anda bu motoru kurmuş. Hmm. Bu ne demek? Oradaki çevreden pozitif enerji alabilirsiniz, pozitif enerji üretebilirsiniz. Böyle bir network'e sahip olur üniversite okuyan insanlarımız. Hmm. Onun için herkes birbirine değer vermeli. Kimin ne olduğu belli olmadığı için herkesle pozitif iletişime geçmeyi tavsiye ediyorum arkadaşlarımıza. Peki bu dönemde siz de hak verirsiniz ki en merak edilen sorulardan biri de burslar. Burslar konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi zaten vakıf üniversitesi vakfeden, veren üniversite. Bence burs olaylarını neden, mesela Nişantaşı özelinde ben söyleyeyim. Neden bu kadar yüksek oranda burs veriyor Nişantaşı Üniversitesi? Üst level'da puan alan öğrencilerinin gelmesi ve mezunun kaliteli yola devam etmesiyle doğru orantıda. %100 burslarımız var, %75 burslarımız var. Biz diğer yapmış olduğumuz ticari platformlardaki şirketlerimizden belli aktarımlar yapıyoruz üniversitemize. Ve buradaki öğrencilerimize bir fayda sağlıyoruz. Aslında hak ettiklerini veriyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Bir öğrencimiz 12 yıl, hani anaokulunda sayarsak 13 yıl üniversiteye hazırlanıyor aslında. Hmm. Binlerce soru çözüyor. İşte dershanelere gidiyor filan filan. Sonunda bir puan alıyor ve bu puanı en iyi şekilde kullanmak istiyor. Hem en iyi okula, en iyi eğitim veren okula, hem de en ekonomik okula gitmek istiyor. Aslında hak ediyor bunu. Evet. Biz hak ettiğini veriyoruz öğrencilerimize. Burs aslında kendi aldıkları alın terinin sonucu. Bu kadar basit açıklaması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı bizimle birlikteydi. Biliyorsunuz 7 gün boyunca Habertürk ekranlarından sizlere sesleniyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Kaçırdığınız programları yolunbaşındayken.tv adresinden izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda üniversiteler hakkında bilgi ve üniversiteleri karşılaştırabileceğiniz de bir yazılımımız var. Sitemizi ziyaret etmenizi istiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.